Daha önceki videolarda gördüğümüz m kütleli topumuz r yarıçapında bir daire etrafında v hızıyla dönüyor. Bu topun m çarpı v çarpı r'den bulduğumuz bir açısal momentumu var. Açısal momentumu büyük L harfiyle gösteriyoruz. Aslında açısal momentumun büyüklüğünü çizgisel momentumdan yola çıkarak da bulabiliriz. m çarpı topun hızı yani v bize çizgisel momentumu verir topun etrafında hareket ettiği dairenin yarı çapıyla çarparsak, elde edeceğimiz sonuç topun açısal momentumu olacaktır. Bunu bilmemiz güzel. Bazen daire etrafına dönen top yerine farklı bir cismin açısal momentumunu bulmamız gerekir. Mesela şöyle bir durumda olduğumuzu varsayalım. Daire etrafında dönen top yerine R yarıçaplı bir çubuk olsun. Bu çubuk bir daire çizecek şekilde sabitlendiği nokta etrafında dönüyor tıpkı top örneğinde olduğu gibi çubuğun uç kısmı v hızında hareket etsin. Peki bu çubuğun açısal momentumu MVR midir? Cevap hayır olacak. Öyle olmadığına kolayca ikna olabilirsiniz. Çünkü topta tüm kütle r kadar uzaklıkta ve v hızına sahipti. Topu noktasal bir cisim olarak düşünmüştük. Noktasal cisimlerde kütleyi tek noktada düşünürüz. Fakat çubukta kütlenin bir kısmı R kadar uzaklıktayken bir kısmı değil. Sadece R kadar uzakta olan kısım V hızıyla hareket eder. Burada olduğu gibi çubuğun diğer kısımları da bir daire çizer ama o dairenin yarıçapı R değil. Bu noktanın yarıçapı R'den daha küçük. Peki böyle durumlarda yani kütlenin bir kısmı daha merkeze yakın, bir kısmı daha uzaktayken açısal momentumu nasıl bulacağız? İşte bu videoda bunu hesaplamaya çalışacağız. Problemimize fizikçi bakış açısından yaklaşacağız. Daire etrafında hareket eden noktasal ve düzgün dağılıma sahip top için bir formülümüz vardı. Şimdi ise küçük küçük bir sürü kütleden oluşan ve dairesel hareket yapan bir çubuk var. Eğer bu çubuğu küçük parçalara bölersem her bir parçanın açısal momentumuna ulaşabilirim. Sonra da bulduğumuz tüm açısal momentumları toplarsam toplam açısal momentumu bulurum. Şimdi bu yöntemi deneyelim. Nesnemizin bu küçük kısmının açısal momentumunu hesaplayalım. Bu küçük parçanın kütlesi m olsun. Dikkat edin. Çubuğun tümünün kütlesi değil bu. Bu küçük parçanın açısal momentumunu yine mvr ile buluruz. Ama burada m küçük kısmın kütlesi, r yine küçük parçanın bulunduğu yere uzaklık, v de o parçanın hızıdır. Genel formülle karıştırmamak için düzenleme yapacağım. Bu ilk parça olduğu için kütlesi m1, hızı v1, eksene uzaklığı r1 olsun. m1 v1 ve r1'i çarparsak bu parçanın açısal momentumunu elde ederiz. Aynı şeyi buradaki küçük m2 kütlesi için de yapabiliriz. Bu durumda m2'nin açısal momentumu m2 v2 r2 olur. Buradaki v1 ve v2'nin farklı olacağını unutmayın. Hız en uçta maksimumdur. Orta kısımda hız daha azdır. Gittikçe daha da azalır çünkü eşit zamanda daha küçük daireler çizer. Uç kısımsa daha büyük daireler çizer. Burası size biraz karmaşık gelmiş olabilir. Merak etmeyin zamanla daha iyi anlayacaksınız. En son bütün küçük parçaları toplamamız gerek. Hepsinin farklı hız ve yarıçapı var. Peki bu toplamayı nasıl yapabiliriz? Aslında işimizi kolaylaştıracak çok güzel bir yöntem var. Ben burada sadece iki tane küçük parçayı gösterdim. İki yerine sonsuz küçük parçaya böldüğümüzü hayal edelim. Sonsuz tane küçük parçamız olacak. Bu işimizi daha da zorlaştırdı diyebilirsiniz. Siz yine de bu çubuğu sonsuz parçaya böldüğümüzü hayal edin. Ayrı ayrı sonsuz küçüklükte parçalar. Her birinin açısal momentumunu düşünürsek ölçülemeyecek kadar küçük olacaktır. Ama hepsini birbirine eklersek bu çubuğun toplam açısal momentumunu bulabiliriz. Diğer bir deyişle m1 v1 r1 artı m2 v2 r2 artı m3 v3 r3 diye devam edecek. Bunlardan sonsuz tane var öyle değil mi? Evet hepsini yazamayız çünkü sonsuz bir sayıdan bahsediyoruz. Sadece hayal edin. İyi de bu toplamayı nasıl yapabiliriz? Evet de bir fizik problemi çözerken sonsuza kadar her terimi tek tek yazmak istemeyiz. Bunun daha pratik ve akıllıca bir yöntemi olmalı. Burayı dikkatle izleyin. Her kütlenin farklı hızı V olduğu için L'yi M ve toplamı olarak yazamayız. Çünkü her bir parçanın hızı farklı. Bu terimleri toplam sembolünün dışına çıkarabilseydik işimiz kolaylaşırdı. Bütün R'ler farklı o yüzden onu dışarıya atamam. R Eksen noktasından parçanın olduğu yere kadar olan uzaklık. O yüzden her parçanın yarıçap uzaklığı farklı. Aynı zamanda her bir parça farklı hıza sahip. Fakat açısal değişkenleri kullanırsak bu problemi yaşamayız. Çünkü açısal değişkenler cisim üzerindeki her noktada aynı. Yani her nokta farklı v hızına sahip olsa da açısal omega her nokta için aynı. İşte bizim için önemli nokta burası. Ben bu yöntemi sık sık kullanırım. Toplam sembolü içine yazdığımız terimlerde düzenleme yapacağım. V yerine r omega yazıyorum. R yarıçapla bir daire etrafına dönen cisim için v eşittir r omega olduğunu hatırlayalım. Ben de V yerine r omega yazdım. Hangi mesafede olursanız olun açısal hız omega her yerde aynı. Ama r ile çarpıp yazmak zorundayız. En sondaki r ile de çarpıyoruz. Böylece L eşittir m r kare omega oldu omega'nın her yerde aynı olması muhteşem bir şey. Bu sayede her bir kütle için omega'yı eşit alacağız. Her bir kütle aynı açısal hızla hareket ediyor. Bu yüzden omega'yı dışarı alabiliriz. Çünkü buradaki her terimde omega bulunuyor. Omega'yı toplamın dışına alabiliriz. Bunu emre kare toplamı şeklinde yazıp paranteze alacağım. Tüm toplamı da omega ile çarpacağım. Çünkü omega'yı dışarı almıştık. Bu yöntem hoşunuza gitmiş olabilir. Belki de pek etkilenmediniz. Ama ben bu yöntemin pratik ve akılcı olduğunu düşünüyorum. Evet, işlemi yapmaya devam edelim. Burada sonsuz toplam yapmaya devam ediyoruz. Peki neden böyle bir düzenleme yaptım dersiniz? Yapmak zorunda değildik. Şimdi sıkı durun, en etkileyici kısım geliyor. Toplama bakalım. Bütün emre karelerin toplamını elde ettik. Emre karenin ne olduğunu hemen hatırlayalım emre kare bize noktasal bir kütlenin eylemsizlik momentini verir. Bütün emre kareleri toplarsam cismin toplam eylemsizlik momentini bulurum. Toplam eylemsizliği buldum. Gayet pratik bir şekilde açısal momentumun eylemsizlik momenti yani I ile açısal omeganın çarpımı olduğunu bulduk. Bu önemli bir formül. Aslında buna benzer bir formül biliyorsunuz. Çizgisel momentumu düşünün. Çizgisel momentum yani rho m çarpı v'ye eşit demiştik. Bu formül düşünerek açısal momentumu kolaylıkla bulabiliriz. Daha açık anlatayım. Çizgisel momentum formülündeki kütle yerine açısal kütle yani eylemsizlik momentini I yazalım. Doğrusal hız v yerine de açısal hız omega'yı yazarsak açısal momentumu buluruz. Bakın çok basit bir formül elde ettik. Aynı zamanda lineer nicelikleri açısal karşılıklarıyla değiştirirsek dönen bir cismin açısal momentini elde edeceğimizi keşfetmiş olduk. Elinizde kütlesi tüm yüzeyine dağılmış büyük bir nesne varsa eylemsizlik momentini cismin açısal hızıyla çarparsanız açısal momenti bulursunuz. Mesela cismin kütlesine 3 kilogram diyelim ve bir hesaplama yapalım. Tabii kütlenin eşit dağıldığını düşünüyoruz. Uzunluğumuz 2 metre olsun açısal hızı ise 10 radyan bölü saniye olsun. Bu çubuğun açısal momentumunu eylemsizlik momenti ve açısal hızı çarparak hesaplayabiliriz. Çubuğun eylemsizlik momenti 1 bölü 3 ml karedir. Eylemsizlik momentini bulup açısal hızla çarpacağım. Sayıları yerine koyacağım. Morla devam ediyorum. 1 bölü 3 çarpı 3 kilogram çarpı 2 metrenin karesi çarpı 10 radyan bölü saniye. Hesaplamayı yaparsak açısal momentumu 40 kilogram metrekare bölü saniye olarak buluruz. Özetleyecek olursak noktasal cisimde bütün kütlenin eksene uzaklığı aynıdır ve açısal momentumu kolayca bulabilirsiniz. Sadece m ve r'yi hesaplamanız yeterli. Ama noktasal olmayan kütlelerde farklı yarıçap uzaklıkları olduğu için aynı formülü kullanamayız. Bu tarz cisimlerin açısal momentumunu hesaplamak için L eşittir I çarpı omega formülünü kullanırız. I eylemsizlik momenti, omega cismin açısal hızıdır. Sonraki videoda görüşmek üzere.